Değerli Saat 7 Türk izleyicileri merhaba. Kusursuz Plan programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 22. mezmurdan bir ayet paylaşacağım. Daha önceki programlarımızda da 22. mezmurdan ayetler paylaşmıştım. Çünkü biliyorsunuz ki 22. mezmur peygamberlikler açısından en çok referans alınan mezmurlardan biridir. Ve Davut'un son ayetinde de göreceğiz ki 22. mezmurun son ayeti olan 30 ve 31. ayetlerde ve 22. mezmur 31 ayettir. Böyle bir açıklama da yapayım size. Ve 22. mezmurda 30 ve 31. ayetlerde de göreceğiz ki aslında evrenin kralı olanı tarif ediyor burada. Ama nasıl tarif ediyor? İsterseniz ayetlerden okuyalım. 22. mezmur 30 ve 31. ayetler. Gelecek kuşaklar ona kulluk edecek, Rab yeni kuşaklara anlatılacak. Onun kurtarışını Rab yaptı bunları diyerek henüz doğmamış bir halka duyuracaklar. Bakın 22. mezmurun aslında iki bölümden oluştuğunu daha önceki programlarımızda da belirtmiştik. Ve 22. mezmura kadar yalvaran, acısını anlatan, ondan yardım dileyen bir Davut varken 22 ve 31. ayetlerde ise Rabbi yücelten, her şeyi onun üzerine getiren, onun önüne getiren, her şeyi Rab'den isteyen bir Davut'u görüyoruz. Biraz önce size son iki ayetini okudum 22. mezmurun. Burada dikkatinizi çeken sözcük şu olmalıdır aslında. Rab yaptı bunları diyerek henüz doğmamış bir halka duyuracaklar. Bakın İsrail halkı bu mezmuru okuduğu zaman doğmamış bir halk olarak kimi görmeliydi ki? Ve İsrail halkı nasıl doğmamış bir halk olabilirdi? Ama Davut'un yazdığı bu mezmurlardan da görüyoruz ki evet böyle bir halk var. Bu halk aslında sadece İsrail halkı için değil, tüm evrende insanlar için kendisine iman edecek ve kendisini Rabbi ve Tanrısı olarak görecek herkes için kendi canını veren İsa için söylenmiştir. Henüz doğmamış bir halksa ona iman edenlerdir ve onu Rabbi ve Tanrısı olarak bilenlerdir. Aslında yeni antlaşmada İsa Mesih'i işaret eden ayetleri de bu arada sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve Luka kitabında 18. bölüm 31. ayeti sizlerle beraber okuyalım. İsa 12'leri bir yana çekip onlara şöyle dedi. Şimdi Yeruşalim'e gidiyoruz. Peygamberlerin insanoğluyla ilgili yazdıklarının tümü yerine gelecektir. Bakın İsa'nın insanoğluyla ilgili yazdıklarının tümü yerine gelmesi için Yeruşalim'e gidiyoruz dediği yerde Tevrat'ta yazılı olan bütün peygamberlik ayetlerini burada İsa'nın bildiğinden şüphemiz yok. Çünkü İsa yaşantısında da kutsal yazılarda şöyle dendiğini duydunuz dediği o kadar çok referans ayet vardır ki. Ve bütün bunların da kendi üzerine gelmesi için de İsa yaşantısını ona göre düzenledi. Ve bütün peygamberlik ayetlerinin sadece kendisini işaret etmesi için bütün bu olaylar yapıldı. Yerine geldi. Yoksa yeni bir yaşam başlayamazdı. Bizler İsa'nın yeni yaşamını ondan öğrendiğimiz zaman evet eski antlaşmadaki yaşantıyı devam ettirseydi İsa'nın boşuna çarmıhta ölmesine gerek de olmayacaktı. Ama çarmıh ve İsa Mesih yeni bir yaşamın belirtisidir ve kusursuz bir planın İsa Mesih'te sonlanması içindir her şey. Yuhanna bakın yine tamamlanması ile ilgili Yuhanna 19. bölümde 30. ayet şöyle diyor. İsa şarabı tadınca tamamlandı dedi ve başını eğerek ruhunu teslim etti. Ve her şeyin farkında olarak ve kusursuz planında tamamlayıcısı olarak. Yine İbraniler kitabından 10. bölüm 10 ve 14. ayetleri okumak istiyorum. Tanrı'nın bu isteği uyarınca İsa Mesih'in bedeninin ilk ve son kez sunulmasıyla kutsal kılındık. Her kahin her gün ayakta durup görevini yapar.
ve günahları asla ortadan kaldıramayan aynı kurbanları tekrar tekrar sunar. Oysa Mesih günahlar için sonsuza dek geçerli bir tek kurban sunduktan sonra Tanrı'nın sağında oturdu. O zamandan beri düşmanlarının kendi ayaklarının altına serilmesini bekliyor. Çünkü kutsal kılınanları tek bir sunuyla sonsuza dek yetkinliğe erdirmiştir. Bakın görüldüğü üzere büyük bir planın kendi üzerinde tamamlanması için İsa Mesih'in ayetlerde nasıl sözler söylediğini ve hangi olayla kusursuz planı üzerinde tamamladığını da bugün işlemiş olduk. Ve kusursuz planı işlemeye, bu şekilde ayetlerle paylaşmaya devam ediyoruz değerli Sahtiydi Türk izleyicileri. Kusursuz planın sonuna geldik. Rab hepinizi bereketlesin.